Zeynep'i bir kere daha tebrik ederim. Bugün bir ödüllü. Hangi ödüllerin vardı senin Neslihan? Onu da söyle bize. Ne ödülleri aldın? Rusya'da bir ödülün var. Evet, Tomorrow Film Festivali'nde aldım. Evet. Araf filmiyle. Araf'la aldım. Evet. Tokyo Film Festivali'nden aldım. Siyah'tan aldım. Altın Koza'dan aldım. Bir de Hindistan'dan bir ödül almıştım ama onun Bayağı festivalin adını hatırlamıyorum. yaşından fazla ödülüm var neredeyse gerçekten de. Yani tebrik ederiz. Teşekkür Fakat ederim. bugün bir de işte Altın Portakallı. Sen izleyebildin mi filmi? İzleyemedim. İzleyemedin. Biraz anlatsana hikayesini. Yani hem filmi çok kısa hem de bu Altın Portakal macerasını. Nereden başlasam ki? Bilemedim. Heyecanlıyım. Hikayesi filmde oynadım. Yönetmen Atalay Taştüken. Meryem filmin adı bu arada. Evet. Yani kadın desen kadın değil, çocuk desen çocuk değil. Hani bir Ağır bir insan. film ama. Ağır. Yani en azından senin rolün bugüne kadar oynadığın rollerin dışında tamamen. Evet, öyle sayılabilir. Evet, öyle. Yani hep böyle daha sempatik oynadın, daha mizaha uygun işler yaptın. Recep İvedik olsun, öteki işler Leyla ile Mecnun olsun. Neden seni seçtiler? Bu kadar hani daha ağır rollere daha başkaları varken, sen daha mizah yaparken o ışığı mı gördü de aldı seni oradan? Yani o dönemlerde Atalay abi Leyla ile Mecnun'u izliyormuş. Orada da bir hüzünlü sahneler vardı daha ağır. Evet, O vardı, da bir doğru. şey hissetmiş. Kendi halinde bir kız. Sete gelmişti, konuştuk. Seçmeler oldu tabii. Gittim geldim, gittim geldim. Sonra oldu. Ne oldu? Mutlu musun şimdi? Altın Portakal'ı aldın. Nasıl yani? Ne değişti? Yani hava nasıl şimdi? Sendeki hava? Ailem sevindi. Ona mutlu oluyor insan. En Evet. çok. Gerçekten öyle. Ailem, annem, babam, akrabalarım onlar sevinince anneannem. Ya en çok onu hemen öğrenmeye çalıştım. Anneannem gördü mü, görebildi mi diye. Ne yedi? Anneannen Altın Portakal'ı aldıktan sonra konuştunuz mu? Anneannem tam şey yapamamış, o an izleyememiş. Yani Ha. güzel güzel dedi, bilmiyorum. Sevinmiştir, Altın mutlu portakal olmuştur. aldım deyince güzel güzel dedi. Sevinmiştir, Ne desin sevindi. anne yani hani tabii güzel güzel. Altın portakaldaki sahnedeki konuşmanı bizim arkadaşlar bir çıkartmışlar. Önce o ödül anını bir izleyelim. O zaten Evet. bir heyecan. Ha, çalışmış mıydın konuşmaya? Şimdi insan önceden öyle bir olasılık olduğu için Evet. ne denir ya işte ne diyeyim ya böyle bir şey denir mi diye ama o an gidiyor, siliniyor. Ama gene de şöyle bir psikoloji oluyor. Evet, bir konuşma yapmalıyım ve belki de heyecanlı olmalıyım ama ne konuşacağımı bilemiyorsun. Evet, bir gece önceden ama bir aynanın karşısında falan bir yerlerde bir ne Tabii canım çıkarken insan, değişiyor hayır ama. öyle bir şey olabilir çünkü ne yaparım, ne denir diye bir düşünüyor, aklına Ya benim geçiriyor. ödül törenlerinde çok benim yani düşünürsün çünkü değişik bir şey söyleyeyim. Üniversite ödül törenlerinde böyle değişik her üniversitede başka bir şey söyleyeyim diye düşünüyor insan. Son saniyeye kadar sahneye bir çıkıyorum bambaşka bir şey söyleyeyim. Hiç düşündüğümden alakasız fakat bir tanesi çok feciydi. Sahnedeki sunucu kız arkadaş dedi ki böyle ödül töreninde başka ünlüler herkes var işte ön taraflarda ödül almaya gelenler falan. O bir yakışıklı dedi falan üniversite alkışladı. İşte o dedi genç kızların da hala sevgilisi dedi herkes alkışladı. O dedi aynı zamanda çok entelektüel birisi dedi falan ben böyle işte şey yaptım falan. Ve o geliyor dedi kalktım Uğur Dündar dedi oturdum dedi. O... Ama çok bana gibiydi yani hani saydıkları ben değil miyim? Ya ben de öyle Yani zannettim. Neslihan ben değil miyim saydıkları? Kesinlikle. Bence Hocam de. Ben de öyle bekledim işte evet doğrusu. ben de öyle bekledim. Uğur abi de çıkınca ona da sevindik tabii ki. Bir izleyelim ödül törenindeki Zeynep'in konuşmasını. En iyi kadın oyuncu Meryem filmiyle Zeynep Çamcı. Ve en iyi kadın oyuncu ödülü Zeynep Çamcı'ya gidiyor. Meryem filmiyle. Harika Yalnız konuşma. bir şey itiraf etmek istiyorum. Evet. Hiç yatsımadım yani. Herhalde böyle bir şey söylemiş miydim acaba? Dedim ki ne demişim, ne Olabilir yapmışım? de hatırlamıyorsun da yani. Sesim falan değişmiş çünkü ama Evet. bir rahatladım Kafa şimdi. yerleştirme yapmış arkadaşlar. Gerçek Of. ödül töreni konuşması var mı? O da Var mı pek gerçek farklı ödül değil töreni konuşması? Bir aslında. izleyelim, onu izleyelim. Peki.
Altın Portakal'ın 50. yılında jüri başkanı Türkan Şoray olan bu değerli jüriden bu ödülü almak çok mutluluk verici. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Sesim değişti. aileme, beni şu zamana kadar yetiştiren herkese, bütün yönetmenlerime, Meryem'e ve Meryem gibi umutları tükenmeden gün sayan bütün insanlara adıyorum bu ödülü. Güzel bir heyecan. Güzel bir heyecan varmış ona. E'lerde çıkmış senin heyecan. Altın portakal almak nasıl bir duygu diyor. Çok güzel tabii. Çok mutlu edici Emine. Para var mı? Para yani geldi mi? Bir şey geldi mi? Bir para ödülü var mı onun sonunda? Yok. Yok. Peki mesela altın portakal almanın mesela ya da ödüllü olmanın sana da sorayım. Artısı eksisi ne? Yani artısı daha fazla bir yani dünya çapına da oyunculuk teklifleri gelmeye başlıyor mu? Mesela? Ben hiç bilmiyorum valla. Daha çok yeni. Sen bu konuda Fahrettin kadar bilgilisin yani. Hani öyle bir, hani o da o kadar biliyor zaten yani. Aynen. Yani ne oldu Altın Portakal'dan sonra bir testler dizilerden falan filan. Mesela korkarlar da Altın Portakal aldı artık daha fazla fiyat çeker falan diye belki öyle eksileri de olabilir yani. Yani nasılsam öyleyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,